Merhaba çocuklar. İlk olarak her şeyden önce yine belirtmek istiyorum ki hepinizi çok ama çok ama çok özledim. Şimdi bugün sizlerle biz neler yapacağız? Diğer videomuzda biliyorsunuz ki sizinle beraber şarkılar söyledik, halk oyunları söyledik. Bu videomuzda ise sizinle beraber kavram çalışmasını yapacağız. Ve bir deney yapacağız. Acaba hangi kavramları alacağız bugün? Videomuzun devamında göreceğiz bunları. Evet, şimdi başlamadan önce istiyorsanız bir şarkı söyleyelim. Sonra videolarımıza geçelim, olur mu? Bu arada ben evde bulunan nesnelerle beraber, eşyalarla beraber kavram çalışmalarını size somut olarak gösterdim. Sizler de aynı şekilde evlerde kavram çalışmaları yapıp somut bir şekilde bana gönderebilirsiniz, olur mu? Hadi gene şarkı söyleyelim şimdi bir tane ve sonra videomuza geçelim. Pazara gidelim, bir elma alalım. Pazara gidip bir elma alıp ne yapalım? Hoppur hoppur, hoppur hoppur yiyelim. Pazara gidelim, bir karpuz alalım. Pazara gidip bir karpuz alıp ne yapalım? Yiyelim. Pazara gidelim, bir süt alalım. Pazara gidip bir süt alıp ne yapalım? Lık 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 içelim. Pazara gidelim, bir makas alalım. Pazara gidip bir makas alıp ne yapalım? Hoppur hoppur, hoppur hoppur yemeyelim. Kut 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 keselim. Pazara gidelim, bir havuç alalım. Pazara gidip bir havuç alıp ne yapalım? Yiyelim. Hadi gelin bakalım, şimdi hep beraber videomuza geçelim. Evet çocuklar, başta da belirttiğim gibi bugün sizlerle kavram çalışması yapacağız. Acaba bugün hangi nesneleri, neleri kullanıp hangi kavram çalışmalarını yapacağız? Gelin hep beraber bakalım. Evet, ilk olarak büyük küçük kavramından başlayacağız. Bugün büyük küçük kavramı için ben bir hayvan seçtim. Şu hayvanı böylece göstereyim. Bu hayvanın ismini bilenler var mı? Evet, cevaplarınızı duyar gibiyim. Bu bir fil. Şimdi gelin bakalım. Büyük fil, küçük fil. Büyük fil, küçük fil. Yan yana koyduğumuzda da büyük, küçük. Büyük, küçük. Evet. İkinci kavram olarak fırçalarımla bugün bir kavram yapacağız. Kalın, ince. Kalın, ince. Kalın, ince. Evet, böyle yan yana da koyduğumuz zaman kalın, ince. Bu şekilde. Evet, şimdi diğer bir kavramımıza geçiyoruz. Bu kavramımızda ise çift ve tek öğreneceğiz. Şimdi çift, tek. Çift, tek. Çiftlerde gördüğünüz gibi iki tane var. Bu üç tane de olabilir, dört tane de olabilir, beş tane de olabilir. Teklerde ise sadece bir tane vardır. Evet, bu şekilde. Şimdi diğer bir kavramımıza geçiyoruz. Bu kavramımız ise boş ve dolu. Şimdi iki tane bardağım var. İki tane bardağımda bir tanesi dolu, bir tanesi boş. Şimdi boş olana bakıyoruz. Bunun içinde su var mı sizce? Yok. Bu o zaman ne oluyor? Boş. Doluya bakalım. Dolunun içinde ise evet, dolu su var. Şimdi bakıyoruz. Dolu, boş. Dolu, boş. Dolu, boş. Böylece koyalım, bakabilirsiniz. Evet, şimdi diğer bir kavramımız ise az, çok. Bunları ise size pamukla göstermek istiyorum. Evet, şimdi pamuklarımı koydum. Sizce hangi pamuktan daha çok var, hangisinde daha az var? Evet, bunda daha çok var değil mi? Bunda ise az var. O zaman ne oluyor? Çok, az. Çok, az. Çok, az. Evet, şimdi diğer bir kavramımız ise uzun, kısa. Evet, yani yan yana koyuyoruz. Uzun, kısa, uzun, kısa, uzun, kısa. Gördüğünüz gibi, evet, bu şekilde. Bunlarla boş ve dolu kavramını yaptım değil mi? Peki boş dolu kavramını yaparken bunlarla gelin bir de ağır hafif kavramını yapalım. Şimdi bardak su dolu, o zaman bu ne oluyor? Ağır oluyor değil mi? İçinde çünkü su var. Peki bu bardak boş olduğu için bu bardak da hafif. Ağır, hafif, ağır, hafif. Bakın kalkarken bile biraz daha zorlanıyor. Hafif, ağır, hafif. Bu şekilde. Evet çocuklar, bugün sizlerle bir deney yapacağız. Acaba biz bugün ne deneyi yapacağız? Şimdi ilk olarak size malzemelerimi tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu bir nedir? Mısır. Evet.
Patlayan mısır değil mi? Evet. Bir bardak su var. Peki bu nedir? Karbonat. Evet. Bu da sirke. Evet, şimdi sizlerle bugün ne yapacağız acaba biz? Karbonat ve sirke birleşince neler olacak? Gelin hep beraber bakalım. Evet, şimdi bardağımın içine birazcık karbonat koyuyorum. Biraz daha koyuyorum. Az bir şey daha koyabilirim. Çok büyük etki görebilmek için. Evet, şimdi ben karbonatlı suyumu güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi içine birazcık mısır atalım. Şimdi çocuklar, sirke de biliyorsunuz ki bir asit. Asit ve karbonat bir araya gelince baloncuklar oluşur. Bu baloncukların içerisinde ise gaz birikimi vardır. Şimdi gelin hep beraber bakalım. Karıştırıyoruz. Biraz daha karbonat katabiliriz. Şimdi ben bunun içine sirke koyunca sirke baloncuk oluşturacak. Bu dipteki mısırları yukarıya alacak. Biliyorsunuz ki gaz çok hafiftir çocuklar. Hava ile birleşince ise direkt patlar. Evet. Şimdi bakalım birazcık sirke koyalım. Ne olacak? Şimdi taşması iyi. Şöylece bakalım. Gaz çok hafif olduğu için çocuklar hava ile birleşince direkt patlar. Bakın gördüğünüz gibi ne yapıyor? Baloncuklar yukarı çıkıyor, hava ile birleşince patlıyor. Tekrardan aşağı iniyor, tekrardan mısır alıyor ve tekrardan yukarı çıkartıp tekrardan patlatıyor. Evet, bakabilirsiniz. Şöyle ben size yandan da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ne oluyor çocuklar? Mısırlar tekrardan aşağı inip tekrardan yukarı çıkıyor. Peki ne oluyordu bu mısırların içerisinde de? Şu anda gaz birikimi oluyordu. Hava ile birleşince onlar patlıyordu. Tekrardan aşağı inip tekrardan mısır alıyor. Tekrardan yukarı çıkıp tekrardan patlıyorlar. Evet. Evde kolaylıkla sizler de annelerinizle babalarınızla yapabilirsiniz. Bu şekilde de gösterelim. Bakın. Baloncukları görüyor musunuz? Baloncuklar patlıyor. Tekrardan dibe iniyor mısırlar. Baloncuklar tekrardan bir mısır alıyor.